sen böyle demin bir ağzın ucuyla bir şeyler söyledin, konuyu geçiştirdin kayınvalidenle. Bir sıkıntı mı var? Ne oluyor? Ya sormayın ya, sabah kalkarken ya sanki rüyasında benimle tartışırken görmüş, kalkayım da şunu bir canlandırayım der gibi. Kalktık, kadın benimle tartıştı, gitti. Allah Allah, konu bir ne? Güzel... Şimdi ben sabah kalktım, çok da mutlu uyandım. Çok da mutluydum. Neyse, kalktım, pencereyi açtım. Dedim ki ya bugün çok güzel bir gün, çok kendimi çok iyi, mutlu hissediyorum. Ha, geri yattım, sonra çarşafı üstümden aldığı gibi bir atışı var ama görmeniz lazım. Ya. Geç mi kalktın? Sorun ne? Hayır, sorun neymiş biliyor musunuz? Ha. Sorun, oğlu benim yanımda yokken ben nasıl mutlu uyanırmışım? Evet. Neymiş efendim? Kocası yanında olmayan kadın mutlu olamazmış. Rabia abla, iyice açtın kendini artık. Pes diyorum. Ya birisi uyanırken nasıl uyanacağını size mi soracak ya? Gelin bir uyan. Ay anneciğim, bugün çok mutluyum. Çok uyumuşum. Çok güzel bir gün dedi. Hayırdır dedi. Ama olsun, belki çocukların eşini görmüştür rüyasında. Siz de sorsaydınız. Hayır canım, rüyasında benim oğluma bile göremez. Niye göremez? İşte göremez. Rabia Hanım ya, İyice abarttınız. Gelininizin rüyasından size ne? Songül Hanımcığım, Beyhan ablacığım, benim eşim olmayınca ben huzurlu mutlu uyanamıyorum. Ama o neydi? Ben çok huzurluyum, çok mutluyum anneciğim. Güzel uyandım, güzel uyumuşum diyor. Benim oğlum yokken uyuyamaz. Ben de çarşağı başına geçirdim. Aslında var ya, hepiniz oğlanlarınızı kıskanıyorsunuz. Vallahi yazık. Sen kıskanmıyor musun? Kendiniz de senin hakkında neler söylüyor? Sen demiyorum. Senin kendine haberin yok. Arkanın önüne bir bak bakayım. Telefonda konuşurken arkanın duydu. Önüne bir bak. İnsan uykudan uyanırken nasıl uyanacağını hayal edemez ki. Mesela diyelim ki kabus gördün o gün. Ne yapacaksın? Hayır, mutlu rüya göremezmişim. He, rüyayı da göremiyorsun. Tabii oğlunun yanında mutlu rüyaları görecekmişim. Ondan ayrıyken kabuslar görecekmişim. Tamam. Ne var? Ya sen ne konuşuyorsun ki ya? Sen benim oğlumu rüyanda bile göremezsin canım. Tamam mı? Göremezsin. Benim oğlumu rüyanda görmüyorum zaten yanımda. Rabia abla, iyice açtın kendini artık. Pes diyorum. Ya birisi uyanırken nasıl uyanacağını size mi soracak ya? Damla! Sen benim oğlum yokken çok mutluyum anne, mutluyum anne. Demek ki İlker'in yanında mutsuzsun. Bugün otelde çok mutluydun. Olamazsın, olamazsın. Allah Allah ya. Ya ben onun yanında da mutluyum, onsuzken de mutluyum. Bak Damla! Beni delirtme ha! En hayır, sakin kaynana bile dedim. Sanki kaset geriye sarıyor. Ya ne oluyor ya? İyi değilsin en kayınvalide. En sakin kaynana bile delirdi. Damlacığım, kayınvaliden çok haklı. Bir insan nasıl eşi olmadan mutlu uyanabilir ki? Bence başka bir şeye takmış. Kafasında başka bir şey kurmuş etmiş. Ha, neyi takacak ki? Ben burada zaten mutsuz olsam nasıl güzel yemek yapabilirim ki? Yani benim oğlum olmadan mutlu olamazsın, edemezsin ne demek ya? Ya niye mutlu olamayayım ya? Bir kadın kocası yanında yokken niye mutlu olamazsın? Böyle bir saçmalık mı var? Ben olamıyorum. O sensin Aleyna, o sensin. Evet. Ve kayınvalide odasıyla mutfak arasındaki perde kapanıyor. İzmir'de oylanınca saat bilece uyuyor. Adam işe gidiyor. İyi iş, güç yok. Çocuklarda annennesi bakıyor. Bu bilece uyuyor. Bu bilece kadın eşinden önce ta sonra uyan kadın ne kadın olur? Ya bir kadın eşinden sonra uyanıyorsa o kadın yarım kadındır. Benim gelinim ta saat 1'de uyanıyor. O ne yarım kadın? Tamam, ben de katılıyorum ona. Arkadaşım, eşi, bir bayanın eşi işe giderken en azından kalkıp uğurlayıp duasını edip öyle göndereceksin. Aleyna, bak gör. Ya kayınvaliden Rabia Hanım gibi olsaydı ne yapacaktın? Orada bir duyuyor, İzmir'de uyanıyor. Burada da erkenden ışımadan uyanıyor dilde. Tamam, oran nasıl, bura nasıl? Burada nasıl güzel uyanıyor, mutlu, keyifli? Nasıl olacak şimdi bu? Vallahi senin oğlunla demek ki sevmiyor arasında bir bence şey var. Bence de olabilir bir şey var. Şimdi anladım. Sen bilmiyorsun. Yine anladım. Yine burada anladım. Anlamıyorum. Ya benim gelinim yarım gelin. Çünkü benim oğlum ütüsünü yapar, yemeğini yapar. Kendi yer, kendi der. Gelin ne işe yarıyor? Ya şöyle akıllar vermeyin Beyhan Hanımcığım ya. Nasıl acayip acayip konuşuyorsunuz? Ama onun görmesine göre. Belki o bir günlüğüne uyumuştur. Hastadır kadın. Yani ya her zaman var, böyle da davranmamıştır. Bir gelin sabah mutlu uyandı diye. Evet. Bir kaynanadan bu kadar azar işitemez. İşitir. Rabia Hanım her çok zaman şaşkın. Her zaman erken uyansın. O uyanıyordur bence. Uyanmıyor.
Çocuklardan aman, annesi bakıyor. Niye uyanmıyor? Her gün başka uyuyor, bir yönünüzü gece gece görüyorum. Gece gece sabahtan da tabir duyanıyor. O kadın yarım kadındır. Ondan kadın mı bekleniliyor?